Cizre'yi anlat dersen gerçekten klişe olmuş bir sözdür ama Cizre yaşanılırsa aşktır. Gerçekten. Bakın bunlar sütlü limonata. Burada her yerde var bunlardan. Mert Öztürk YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Anlı fotoğraflar çekiyor. Gülümse çekiyorum öyle. Teşekkür ederim. Ne haber? İyi misin? Ne yapıyorsun? Çiğ köfte mi satıyorsun? Nereden geliyorsunuz? İzmir. İzmir neresi? Karşıyaka. Karşıyaka. Ben de ortak. Abi isim neydi? Celal. Celal. 61 yıldır bu mesleği yapan bir Celalettin Cazım var. Kahve Celum. Cizre halkı gerçekten çok sıcakkanlı. Daha ilk dakikalardan ya bir kendimizi bir sokağa attık, bir yürüyelim dedik. Fener Galatasaray Beşiktaş değil. Sen Altaylı mısın? Abi canım ya ne demek? Minare biraz eğilmiş galiba minare. Yok biraz minare eğik. Sen yamuk bakıyorsun. Ben mi yamuk baktım? Abi ya, çok sağ ol. Kendine iyi oldum. Bakın Allah'a yar ve yardımcınız olsun. Sağ ol. Güle güle. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Uzak Doğu'dayız ama Filipinler'de değil. Filipinler olsa beğenirdiniz ama Şırnak'ta daha da çok beğeneceksiniz. Şimdi Cizre merkezdeyiz. Cizre merkezdeyiz değil mi abi? Merkez. Hasan abiyle birlikteyiz. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, biz de teşekkür ederiz. Eski çarşıya doğru ilerliyoruz. Bu da bizim yerel gazetecimiz de. Ah. Abi bizi biz abiye çektik. Karşılıklı çekelim böyle. Merhaba. Hadi abimiz. Merhaba. Sen sayfan hangisin? Mert. Facebook sayfası. Mert arkadaşımızın sayfası var. Biz de böyle objektiflere böyle gizliden takıldık herhalde. Evet. Teşekkür ediyorum. O da... Abi sen beni, ben seni çekmiş oldum böyle. Nereden geliyorsunuz? İzmir. İzmir neresinde? Karşıyaka. Karşıyaka. Ben de Altay. Altay mı? Ha, bizim İzmir takımlarının çalışanımız var orada. Öyle mi? Bizim Altay Çay Ocağı var, oradan çekebilirsin. Aa, Altay Çay Ocağı. Tamam, vurarız abi oraya. Tamam. İsim neydi tekrar? İsim Edip Ataç. Edip Ataç. Evet. Mert benim de. Tamam, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Karşıyaka. Biz Karşıyaka'da seviyoruz zaten aynı. Karşıyaka, Altay, tabii. Merhaba. 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 Evet, Cizre, onun daha önce adresinden böyle yavaş yavaş aşağılara doyacağız. Bak, bizim çarşıya şurası. Neresi? Şunu göstereyim, bak şu. Bak şurası var ya, Altay Çay Ocağı yazıyor. Bak şurası var ya. Evet, 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 aşağıda. Büyük Altay Çay Ocağı yazıyor. Duvar asılı formalar şeyler. Tamam, uğrayalım, uğrayalım abi. Akşam görürsünüz inşallah. Tamam. YouTube hesabını söyle. Mert Öztürk. Mert Öztürk YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Anlı fotoğraflar çekiyor. Gülümse çekiyorum böyle. Teşekkür ederim. Ben aslında gülümse çekiyorum ya. Teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederim. Hoş geldiniz İzmir'den. Arkadaşlardan İzmir'den Özge Özgür'le. Tamam, teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar da İzmir'den gelmiş. Beşiktaş Çarşı, Cizre Başkanı'ymış. Öyle mi? Cizre Başkanı. Özge Çarşı. Beşiktaş Çarşı. Karşıya da Beşiktaş Çarşı. Halil Yana. Mert benim de, memnun oldum. Şu an eski çarşıda mıyız yoksa? Bu da eski çarşı şu tarafa. Şırna üç kelimeyle tanımlasanız ne dersiniz? Şırnak için 3 kelime. Cizre için bir misafir etmek istiyorum. Cizre için. Cizre için bir misafir. Cizre anlatılmaz ki. Böyle 3 kelimeyle. Bu arkadaşlar YouTube'da bu arkadaşlar. Nasıl anlatılır şeydi? Peygamberler şeydi. Çok geçmiş olan bir ilçemiz. 17 asır olan bir ilçemiz yani. Kaleleriyle, medeniyetle, tarihi yerleriyle Cizre gibi bir yer yani. Vallahi abi Cizre aşktır. Medine'yi yaşarsan Cizre aşktır.
Cizre aşktı. Gerçekten. Bu da güzel, bu da güzel bir sezon. Ben kendim mesela hem Cizreliyim, ben Cizre'yi çok seviyorum. Cizre'yi anlat dersen gerçekten klişe olmuş bir sözdür ama Cizre yaşanılırsa aşktır. Gerçekten. Aşklar meşhurdur da. Adı Nemrut'un aşkı burada ya. Nemrut'un türbesi de burada. Evet, oraya da oraya da gideceğiz. Cizre'nin birazcık dışına çıkarsak mesela pikniğe falan gidersek ben Cizre'yi özlüyorum. Akşama kadar gelene kadar yani ben özlüyorum. O kadar o kadar gerçekten, yani. Gerçekten valla. Bakalım biz de abi bir gezelim. Böyle biz de özlemeye başlayalım. Evet. Daha önce gelmiştim ben. İkinciye geliyorum. Değil mi? Bak ikinciye evet, geliyorsun. Evet. Evet gerçekten Cizre'de olmak. Evet Cizre'de olmak bambaşka. Cizre'de abi görüşürüz. İyi akşamlar. Abi çok iyiydi ya aynı anda. Kameralar. Bu bölgeyi tanıtıyor. Öyle mi? Sürekli yayında galiba. Evet yayında. O bayağı sürekli yayında. Tabii yani hiç kesmiyor. Çay ocağı orada. Bir sebze meyve gösterdi abi, onun fiyatını sordu. Çay ocağı. Altay çay ocağı. İzmir Altay o bu arada. Evet İzmir Altay ya evet, söyledi ya zaten. Evet, İzmir Altay. İzmir Altay. İzmir'den gelse bakalım. Ha, bakalım abi. Şimdi İzmir Altay. Evet enteresan bir yere geldik. Büyük Altay çay ocağı burası. Altay'ı mı gördünüz? Büyük Altay'ı gördük. Altay'ı gördük evet evet. Altay bizim hani vatandaş Altaylı ya. Büyük Altay çay ocağındayız. Aynen. Selam. Oradandır hoş geldiniz. Tamam İzmir takımı. İzmir takımı. Biz de İzmir'den geldik. Rakip rakip burada İzmir sevenler varmış. Evet, dünyanın evet, takımıdır evet, böyle. Dünyanın böyle takımı. En büyük odur, büyük odur zaten. Fener Galatasaray Beşiktaş değil. Siz Altaylı mısın? Abi canım ya ne demek. Ooo. Tamam. Hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin. Tartan sonra şey yaşanır. Tamam geliriz. Sağ ol. İnsanlar ne sıcak kanlı, çok sıcak kanlılar. Sadece canlı şeyde bir tane bayan arkadaş sizi misafir etmek istedim. Ya onu duydum. Ama o kadar değişik bir ortam ki abi hem orada sebzenin fiyatını söylüyor. Bu arada diyor bir tane bayan arkadaş diyor sizi davet ediyor. Adını söylemiyorum ama diyor ayıp olmasın. Ama davetlisiniz bilin falan. Zaten bana konuşurken kendi canlı yayınına bakıyor o sırada. tabii. Çok enteresan bir ortam oluştu ya. Ama var ya insanlar süper ya. Harikalar ya. Evet evet. Tamam o ben azmet tatlı 5 gün lazım. Orada ne var? He tatlı. Bu tatlılardan her yerde var ya. Kolay gelsin hayırlı işler abi. Girelim abi. İstediğin gibi. Her zaman daha cazip ya. Minare biraz eğilmiş galiba minare. Yok biraz minare sen şey, yamuk bakıyorsun. Ben mi yamuk baktım? Allah Allah. Ya da şeyde mi? Çok güzel. İşte bizim çarşı eski çarşı. Eski çarşı burası mı abi? Burası. Cizre'nin eski çarşısı. Evet işte onun meşhur kahvesi burası. Burada çok enteresan dekor eski çok bir yalnız kahveye geldik. Abi. Hasan-ı Ciziri, 1908'de doğdu, 1908'de vefat etti. İşte Dengbeşler. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ha, bir de bu... Abi süpermiş. Çok güzel, çok beğendik. Sahibi de süperdir. Kendisi de süper. Sahibi de süperdir. Abi isim neydi? Celal. Celal. 61 yıldır bu mesleği yapan bir Celalettin Cazım var. Kahve Celu. Kahve Celu. 61 yıldır bu işi yapıyor. 61 yıldır. Evet. Ben sana bunu da bir çalayım böyle bir canlı müzik olsun. Canlı harika müzik de geliyor. İyisinden olsun tabii. Kambersiz düğün olmaz. Eski yöresel şeyler bak kıyafetler. Bu belki 1970 mi? Bu yöreye. İsmi neydi abi buranın? Buranın ismi neydi? Kahve Celu. Kahve Celu. Tanımayan yok. Tanımayan yok mu? Artık biz de tanıyoruz. Biz de tanıyoruz. Baş tacısınız. Bunlardan hangisi benim? Bu. Ha, bu. Bir daha ben bakıyorum şöyle. Polisin sağındaki. Evet. Abi çok memnun oldum. Kendine iyi bakın İnşallah Allah'a. Yani. Yar ve yardımcınız olsun. Sağ ol. Güle güle. Abi
dikiş. Hemen müzik açıldı. Evet. Tanıtım geldi. Abi insanlar harika ya. Valla. Dedemiz. Öyle mi? Uyuyor yaşlı yani. Herhalde biraz iftar saati geldi. El ayak çekilmiş çarşıya. Evet. Biraz çekildi. Daha şimdi şey oluyor mu kalabalık? Ya şimdi zaten ekmek almaya gideceğiz. Ondan sonra dönüp eve gideceğiz. Abi eski kasım. Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Hayırlı işler. Her şey el işi değil mi? Her şey, her şey. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Tilkinin kendisidir. Tilkinin kendisi mi? Aa bak, oo, bu evet. Tilki de. Oo aynen. Bu kürk amaçlı mı şu an böyle? Ne yapılacak abi bunlar? Bunlar hastalık. Hastalık için. Hastalık. Nasıl mesela? Hani Allah görürsün kötü bir hastalık varsa onun için kullanılır. Evet, bir tilki. Kara sakız hani böyle iş. Kara sakız. Kara sakız işte bu. Kara sakız. Kırılan kemikler için üstüne koyuluyor. Çok güzel bir şeydir. Bak hazırlanması nasıl oluyor. Kırılan kemikler için. Tabii. İçinde sakız. Ne var peki abi onun? Abi bunun içinde şey var, o ağaçlarda sarı olan bir şey var ya, böyle yapışkan olan. Ağacın sakızı gibi yani. O var. Bu toprağın altında çıkıyor. Neye iyi geliyor? Nasıl bir rahatsızlığa mesela? Yani Allah götüren kansere. Kanser tedavisi de var. Allah Allah. İlk defa duyuyorum ben de. Evet. Küçük esnaflarımız işte. Kasa atıyoruz. Telefon kasa. Ceyizci de. İşte mesela şallar var burada. Yöresel elbiseler var burada. Bak yöresel elbiselerimiz. Burada yöresel elbiseler var. Selamun aleyküm. Çay için. Sağ ol. Böyle yöresel kıyafetler satıyormuşsunuz. Evet abi. Ramazan benim hem amca oğlum hem akrabamdır. Şimdi pazar alanına geldik. Cizre merkezde pazar alanındayız. Şimdi iftar için hazırlıklar başladı. Hazırlıklar başladı. İşte burada Cizre halkı iftar için hazırlık yapıyor şu anda. Ramazan ayında genelde Cizre'de restoranlar falan kapalı oluyor. Kapalıdır. Millet o Ramazan kültürünü yaşatmak amacıyla birbirlerine saygı da gösteriyor. Yani oruç tutmayan insanlar da. Sana tuktuk var. Hindistan'da falan da var. Vallahi tuktuk. Aa 1 YTL yazıyor bak. Enflasyona uğramamış abi. Hala 1 YTL. Cizre merkez oldukça modernmiş. Modern mi? Güzel bir yer. Yani güzel bir yer. Yani mesela Batı'ya göre çoğunluklar mesela. Şunlar limon. Limon, limon değil mi? Limon suyu. Evet, sütlü. Selam. Limonata değil mi? Limonata. Meşhurdur. Sütlüymüş ama. Sütlüydü. İçine süt katıyorlar. Bizim hanıma da söyledim. Akşam sıcak. Cizre halkı gerçekten çok sıcak kanlı. Daha ilk dakikalardan ya bir kendimizi bir sokağa attık. Bir yürüyelim dedik. Hiçbir zaman burada Cizre halkının içine karışan birileri kendini yabancı hissetmiyor. Seni evine davet ediyorlar, seni misafir edecekler. Bir de yani ikramsa Bir saat kaynak olsun. İnsanların dükkanına gidiyoruz, çıkıyoruz. Kimsin, nesin, ne yap, hiç sorun sorun. Hemen, hemen hoş geldin deyip böyle güler yüzle karşılıyorlar. Şimdi fırına geldik. Selamünaleyküm. Meşhur. Selamlar. Merhaba. Arkadaşın İzmir'de. Fırın Nomdan. Evet. Buranın en meşhur. En meşhur fırın. YouTube'da ismi çıksın Salih Bey. Salih Bey. Salih Bey. Fırının ismi de Tatlı Söz Ekmek. Tatlı Söz. Hayırlı işler, kolay gelsin. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. Halicim, el elin kuş karnı. Var abi, var abi. Burada sokakta yürüdüğümüz süre boyunca sürekli bu tatlıdan gördük.
Ha? Senin Mali. Çıktı gel be de. Burada ismi ne abi tatlının? Halkalı tatlı. Halkalı. Ne haber? İyi misin? Ne yapıyorsun? Çiğ köfte mi satıyorsun? 10 lira. Bir de mesela Allah göstermiş taziye, bir de dünyada bayramlaşmalarda herkes herkesi ziyaret ediyor. Ziyaret konusunda iyi. Tatlı, ekmek, tek ekmek, çiğ köfte. Senin evde miyiz abi? Evet, benim evde. Bayağı kalabalığız akşam o zaman. Güzel, süper. Herkes aynı, eşit. Hı-hı. Mesela batıdaki adam, doğudaki adam demezsin ki yani ırkçılık şeyi olmasa bu memleket, memleket kadar güzel bir memleket. Abi. Bunlar hepsi mi? Tabii canım. Herkes iftar hazırlığını yapmış. Herkes iftara doğru koşuyor. Evet, evet. Evler kalabalık büyük ihtimalle çünkü herkeste 8-10 ekmek var. Karabaktan zaten herkes misafirini çağırıyor. Değil mi? İftarlar birlikte yapılıyor değil mi? Birlikte kalabalık yapılır. İftarlar. Tabii kalabalık yapılıyor. Akşam görürsün. Yani güzel bir yer işte. Evet evet evet. Yok abi gayet güzel bir yer bence. Bir de temiz yani. Şimdi iftara yaklaştıkça sokaklarda canlanmaya başladı. Sütlü limonata var. Bakın bunlar sütlü limonata. Burada her yerde var bunlardan. Çiğ köfte de var, bir çiğ köfte. Kimse selamsız geçmiyor. Derken bir selam daha geldi. Herkes herkesi tanıyor. 90 dilini tanıyor. O yüzden de herkes birbiriyle selamlaşıyor. Tezgahlarda birbirlerini tanıyorlar. Yani, mesela sen gelsen tezgahda bir şey alsan paran olmasa dahi o tezgahçı sana verir. Öyle mi? Çok böyle sallandık uçakta. Böyle midemiz, başımız, gözümüz ağrıdı da. Vallahi geldik şimdi böyle bir mutluluk oldu ya. İnsanları görünce böyle. Herkes bir daha. Evet, evet. Buralar sizin mahalleler değil mi? Evet, bunları da abimin de yaşadım. Bunlar hepsi deyince şimdi. Hepsi deyince. Geneli bizim yani. Geneli. Amcamın, dayımın işte. Evet. Kozenlerin de bizim. Şey yani şimdi İzmir'de karşı yakı var ya şimdi bu semt diyor bizim yer. Bizim buralar da öyle aslında. Ve Alaybey. Mesela bizde Alaybey diye bir yer var atıyorum. Öyle bir semt. Ufak böyle. Ooo maceracı gençlik. Hüseyin abi. Görüşürüz. Bu arada az önce gördüğünüz Hüseyin abi benim askerden arkadaşım. Aslında askerden abimiz. Hüseyin abi süper insan ya. Bizim koğuşta ışığın yanındaki ranzada ok alıyordu. Herkesin susmasını istediğinde basıyordu tuşa. Işığı kapatıyordu. Aynen. Hasan abinin evi burası, diğer de Osman abinin evi. Yan taraf. Yan taraf Osman abinin evi. Buyurun geç. Ne güzel böyle bahçeli falan. Ne diyeceğiz ya? Süper ya. Ya bizim buralarda çok güzel. Apartman tarzı evler çok az olmuş. Hiç beklemiyordum. Öyle ufaklık çıktı. Nerede gösteriyor? Ramazan'da siz biliyorsunuz abi herkes böyle misafir. Şimdi herkes evine dolar. Şimdi iftar saat ya. Yemeğe her kal, herkes bir erkek masa birlikte, etrafında tabii, toplanıyor. Herkes bir masada birlikte yardım eder birbirlerine. Evet. Yemek için. Dicle'ye sıfırsınız. Evet evet. Dicle'ye sıfır. Bu Dicle Nehri bayağı bildiğimiz şeyden, Diyarbakır'dan. Ha, oradan geliyor, buradan şatlı araba kadar bağlanıyor ya. Evet, şatlı araba biliyorsun, buradan arabanın Dicle ile Fırat arasındaki şey var ya. Mezopotamya dediğimiz ya, bu Dicle ile Fırat arasında kalan yerdir. Onun için Dicle, Mezopotamya diyorlar. Dicle ile Fırat arasında kalan yer, evet. Bu gördüğümüz de Dicle Nehri. Evet.
Bu mahallenin adı ne peki? Nur Mahallesi. Şu Nur an, Mahallesi. Evet, belki duymuşsunuzdur. İnternette bayağı çıkmıştı zamanında. Nur Mahallesi diye. Nur. Yani birazcık olaylar oluyordu bu mahallede. 2015-2016. Bu mahallelerde gerçekleşiyordu. Tabii bizim aşağıdaki mahallelerde bu kadar şey yok. Bu bölgelerde yani. Evet, bu bölgelerde gerçekleşiyordu. Evet, evet. Biz buralarda, bizim mahallede sıkıntıydı. Ben kendim üniversitedeydim ama ailemiz buralardaydı. Evet, evet. Çok güzel ama manzara harika ya. Tertemiz bir hava. Ya bir deniz kadar olmasa da nehrimizi seviyoruz. Çok hani... güzel. Siz denizden geldiniz. Deniz şimdi batı mıdır işte, manzarası da bir farklı oluyor. Nehrinde farklı bir havası var ama. Kesinlikle. Doğa olduğu sürece bir şey. Evet. Kesinlikle. Bu şantiye olmasaydı burada çok güzel bir park alanı kesinlikle olurdu. Kesinlikle yani, muhteşem bir park alanı olabilirdi. Ve hani bir sahil boyu yapılsa buraya kesinlikle çok büyük projeler çıkar burada. Evet, bir evet. Sahil... Hayırlı akşamlar tekrardan. Sağ ol, lan olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'a emanet olun. İnanılmaz bir sofra daha, bu. Daha zaman ol. Bu olur. İnanılmaz bir sofra olmuş. Abi zerdeyi biri anlatabilir mi bize? Heh, Üzeyir. Yemek yiyoruz. Adam anlatsın. Boğazında kaldı. Zerdeyi bize kim anlatır? Üzey sen anlatırsın gerek, ya. Gerek var mı? Var var ya. Amca olmasın işte. Anlamıyorum. 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 Abi o zaman seni dinleyelim. Ben anlamıyorum. Adam kolay. Adam kolay. Adam kolay. Tamam. Tamam. Ben zerde anlatırım. Buralarda aileler kendi içerisinde tatlıları yapıyorlar. Düğündür, taziyedir, buralarda çok fazla yetiştiremiyorlar tatlıları. O zaman annelere böyle bir şey başvurdular. Bir pirinç var, üzerinde zerdeçal çalarlar. Normal bildiğimiz zerde var ya. Hı-hı. Onun üstüne atarlar, bu rengi oradan alır. O sarı renk zaten zerdeçaldan değil mi? Zaten bu yöreye, bu kökene aittir. Herhangi bir değişikliği yok. Zaten insanlar da buna göre zamanla akmış gelmiş, bir geleneksel hale almış. Hı-hı. Genelde de tadı güzeldir. Şeker oranı biraz daha az olsa insanlar damak tadlarına göre yapıyor. Bazıları biraz fazla şeker yapıyor. Genelde sütlaçla diğerlerine kıyasla bir tık daha faydalı. Bu arada bu limonatanın içinde süt mü var? Süt, vanilya, normal limon parçacıkları birlikte. Aynı şekilde normal limonatanın kendisi atılıyor. Bu ona göre hazırlanıyorlar. Yani süt, vanilya var. Vanilya var içinde. Aynı şekilde süt de katılıyor. Evet. Ve zaten damak tatlarına göre de işiyor. Genelde bura dışında başka bir yerde bulamazsın bunu. Öyle mi? Yok. Yani normal, Cizre'ye özgü şey. Bu da Cizre'ye özgü. Sadece Cizre'ye özgü. Çünkü Cizre limonatası olarak bilinir. Adettir, limonatadır. Bunlar zaten içecekler, su yiyecekler daha fazla ya. İftara yakın olduğu için insanlar da biraz canı çekiyor. Soğuk bir şeydir. Evet. Bundan güzel oluyor. Zayiat. Teşekkür ederiz. Çok hitap etmişsiniz, yemek yemişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Her şey çok lezzetliydi gerçekten. Bir de böyle hani acıktıktan sonra yenen yemek en lezzetli yemek oluyor zaten. Abi yok, kullanmıyorum ya, sağ olasın. Yemek sonrası... Çayımız. Koltuklar çok rahat değil mi böyle? Çok rahat. Ekstra rahat ya. Evet. Yani şimdi evde niye koltuk kullanıyoruz düşünüyorum girdiğimden beri yani şuraya. Bundan sonra daha fazla düşüneceğiz gibi. İftardan sonra Hüseyin abi bizi çiftliğe indirdi. Dicle'nin kenarındayız. Bir şark sofrasından başka bir şark köşesi. İstiyorsan hayvanların arasına girelim. Valla bir hayvanlara bakalım. Evet ya. Evet. Sonra da yakar mıyız bir ateş? Yakarız abi. Yakacak. Şuradan şöyle indik az önce. İnerken çekemedim tabi. Çünkü biraz dik. Ha bak nereye çıkmış. Sizin hayvanlar mı abi bunlar? Bunlar bizim hayvanlar. Bu arada Hüseyin abi de. Hasan. Benim. Ay Hasan. Abi ya. O kadar çok güzel değil mi? Abi var ya, Hüseyin abi diyorum ya. Belki burada güzel olunca normal zaten. Çok iyi. Şu muhabbet çok iyi ya. 35'e yakın koyun var. Bak nasıl bakıyorlar. Nasıl meraklılar. Şu şey saykoluk abi. Gözlere bakar mısınız? Koyunların. Bu kaz var. Bu kaz Rus kazları. Nasıl bakıyorlar ya.